Delirdin sen ya. Vallahi. Bravo. Bu ne cesaret ya? Bu ne cesaret? Böyle nikahlar, mikahlar, bilmem neler. Sen vallahi dua et. Dua et ablam Yıldırım olup sizi çarpmadı şöyle bir. Teyze. Ne bileyim öyle yani Murat'ın fikriydi. Ben de o an mantıklı gelince kabul ettim, evlendik. Yalnız Murat da maşallah. Yani hazırda bekliyormuş nikah basmak için. Ay sen daha inanma bana, inanma. Bir de aşk maşk yok ortada diyorsun. Bu yaptıklarından sonra da artık kayıtsız kalamazsın. Yani bu aşk değil de ne pardon? Arkadaşlık. Teyze. Ben sana anlattım ya bunu daha önce. Bacı kardeş. Okey okey bacı kardeş, tamam. Hem ben ona sordum. Bana aşık mısın diye. O ne dedi? Merak etme, aşığım demedi. Aşığım değil de demedi o zaman. Peki biz şu an neden fısıldaşarak konuşuyoruz? Yerin kulağın varsa bu evin de seması var teyzeciğim, unutma. Yani her yerde o. Doğru söylüyorsun. Kem gözlü kenafir spor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sen kocanın evine ne zaman yerleşiyorsun? Teyze gider misin lütfen? Konserde annem giderken zaten çok yoruldum. Ay 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 ay, bak 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 hareketlere bak Allah'ım. Ne oluyor? Ne oldu? Ünlü oldu senin mi kalktı? Bana bak. O bir tarafların altını bezlemişliğim var benim. Aşkım. Onunla bir alakası yok. Ben çok yorgunum o yüzden. Gider misin lütfen? İyi hadi gideyim bari. Gideyim bakalım. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Seni bu evden çıkarmamız gerek. Yine cezam reisi çekeceğim diyorsun yani. Hadi gel gidelim. Boş. Aynen çekeceğim. Efendim Kemal Bey. Yaz. Neredesin? Ben senin aşağı sokaktayım. Kemal Bey ben size gelmeyin demedim mi? Niye geldiniz? Ya bir şey olmaz. Arka bahçe duvarından atlayacağım. Kimse görmez. Merak etme. Hadi ye sen bahçeyi. Ha, bir o eksikti zaten. Ne diyor? Bilmiyorum. Tamam Kemal Bey. Sakın bir yere kıpırdamayın. Ben geliyorum tamam mı? Ne olur olduğunuz yerden çıkmayın. Ya Yaz, sen ne yapacaksın burada? Merdiven yok. Merdiven yok. Atlayabilir miyim buradan? Yok ya, çok yüksek. Ah. Ablam buraya üşürsün. Yok istemem. Sen yat hadi. İyi tamam. Allah rahatlık versin. Mahvedecek. Ey Allah'ım. Ben nasıl bir kusur işledim de beni en sevdiğimden cezalandırıyorsun. Ey yarab. Damat. Damat. Damat mı? Benim annem uyur gezer de öyle şey yapıyor, konuşuyor. Uyanır şimdi, hadi gidesin. Yaz, nereye gidiyorum şu an? Hayır gidin lütfen, hiçbir şey de sormayın olur mu? Yoksa vallahi burada zaten cinayet çıkacak. Beyaz beyaz giymişsiniz, üstünüze kan sıçramaz. Hadi. Ya. Vallahi deli ya. Ama tatlı bir deli. Nerede o? Kim nerede abla, Yaz mı? Nerede? Damat nerede? Buradaydı. Gördüm ben onu. Gördüm ben onu. Nereye sakladın? Ay, anne nereye saklayacağım? Kimi saklayacağım? Öyle şey olur mu ya? Ay, Allah Allah. Şey işte tuvaletteydim ben. Yeni geldim. Ne ben anlamadım. Nasıl girsin içeri Murat? Ah, abla. Ne yaptın ya? Romeo mu bu çocuk camlara tırmansın? Hem sen kendin kilitlemedin mi kapıyı? Evet. Ben kilitledim. Ay ablacığım.
Sen kendini çok yordun. Bak görüyor musun? Beynin sana oyunlar oynamaya başladı. Çok yordun sen kendini. Allah korusun. Şizofreniye kadar yolu var bunun. Sus. Evet. Oradan bana bakıyordu. Anne, anne, anne valla yok. Anne var. Yoksa kimse, hiç kimse yok orada. Ben, bana hiç güvenmiyorsunuz ya. Çocuğu sen kovmadın mı anne? Hangi yüze gelecek? Ne bu güvensizlik anlamıyorum ki. Ablacığım gel, gel ablacığım. Ben seni yatırayım da şöyle bir beynimiz resetlensin değil mi? Gel ablam gel. Hadi mi? Gerçekten ben kendimi iyi hissetmiyorum. Ablacığım. Gel ablam. Gel ablacığım gel. Şöyle ben geçeyim. Bunu yormuyum Fadime. Aa. Şeytan kulağı kurşun ablam. O nasıl laf? Hele bu yaşta daha. Bak bunların hepsi yorgunluktan oldu ablacığım biliyor musun? Hem İstanbul namazı da yaramıyor ki sana. Her zamankinden de uzun kaldın o yüzden oldu bunlar. Şimdi bak dinleneceksin. Ben sana şimdi bir ilaç vereceğim. Hiçbir şeyin kalmayacak bak. Al şunu. Fadime çok doğru söyledin. Bu İstanbul bana yaramıyor. Ben evime gitmek istiyorum. Git ablacığım git. Zaten nişanı da kestik sayılır. Yok, olmaz. Gül beyazı böyle bırakamam. Ablacığım gel şöyle bir uzan bakalım, uzan. Yatınca bak hiçbir şey kalmayacak. Dipçik gibi uyanacak benim ablam. Gel, uzat bacaklarını şöyle. Oy 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 ablacığım gel. Bunun babası da böyleydi biliyor musun? İsmail'im. İstanbul'a gideceğim diye tutturdu. Önceleri heves zannettim, geçer dedim. Ama geçmedi. Dedi Eminem, gideceğim. Şarkılarım, şiirlerim dillerde dolaşacak dedi. Sevgiyi, aşkı, sevdayı benim şiirlerimden öğrenecekler dedi. Ama ablacığım ya, o şarkılarını, sevgilerini hep sana söylerdi değil mi? Evet Fadime. Bana yazardı çünkü beni çok severdi. Ben de onu çok severdim be. Canım benim. Gitme dedim yalvardım çok. Ama biliyorsun sanatçı. Duyguları coştuğu anda kendini göstermek istiyor. Kendini var etmek istiyor. Engelleyemedim. Gitme dedim İsmail'im. Beni böyle hamile bırakma burada dedim. Dedikodu yaparlar dedim. Ah eniştem ah. Murat. Murat neredesin? Murat. Murat. Benim için söyleseler umurum olmaz. Ama insanın çocuğu için laf etmeyeceksin be. Benim gül beyazım babasının evinde teliyle, duayla, gelinliğiyle çıkacak Fatime. Tek istediğim bu. Çok bu şey istiyorum Rabbim. Ablam benim. Ablacığım tamam sen hiç kötü şeyler düşünme. Bak inan her şey çok güzel olacak. Tamam mı? Hadi sen şimdi biraz uyu. Kalkınca çok güzel olacak. Uyu hadi. Hadi sen de git yat Fadime. Tamam ablam. Canım benim. Murat, hala evde misin? Neredesin? Annenin yatağının altındayım. Hey!
Arda ne yapıyorsun ya gece gece bu saatte buralarda? Ablamı zor sakinleştirdim Yaz. Sen ne işler karıştırıyorsun yine? İyi. Hiçbir karıştırmıyorum ben. Mışıl mışıl uyuyacaktım. İyi. Git yat Sibar. Ben de şu burnumdakilerden kurtulup rahat rahat nefes alacağım. Sabah kadar olay malayı istemiyorum ona göre. Annem öyle mi? Uyuması için sakinleştirici verdim. Ne oldu? Niye sordun? Öyle merak. İyi. Git yat sabah kadar ses mes istemiyorum. Biraz sık dişini Murat. Annem uykuya dalsın çıkaracağım seni. Ben sesler duyuyorum. Bir şeyler görüyorum. Yüce Rabbim. Aklımı koru. Koru beni ya Rabbim. Mı diye bakmaya gelmiştim. Gülbeyaz. Gel anneciğim yanıma gel. Gel tatlım. Sakinleştiricilerin 1,5 aylık etki edeni yok mu acaba? Çok özlemişim senden yatmayı Gülbeyaz. Annem benim. Canım annem, güzel annem. Seni çok seviyorum. Kızsam da, küssem de seni çok seviyorum. Dilimin ayarı yok, ne yapayım? Sana çekmişim ben. İyi ki de sana çekmişim. Dileminen benim. Alo. Esat hemen yaz al gel şirket. Haydi. Mebuş, Murat nerede? Vallahi gelmedi daha. Allah Allah. Hiç bu saate kalmazdı o. Yani işi gücü vardır belki. Hem bu aralar birazcık kafası karışık. Ne gibi? Şaka yap. Ben biliyordum. Ben adamımı tanırım. Daha yeni dedim biliyor musun yaza? Bu çocuk kesin aşık olmuş dedim. Eyvah. Harbi eyvah. Bu çocuk hiçbir şeyi basit yaşayamadığı için yine kendini derbeder yapacak. Biliyorum bari karşılığı olsa. Değil mi? Yoksa geçmiş olsun hepimize. İnşallah vardır inşallah. Hala ölmemişim tek parçayım. Efendim? Ne yapıyorsun lan? İyi. Aşk adamı. Kaptırmışsın kendini. Ne diyorsun oğlum? Hiçbir şey anlamadım. Lan bırak. Bana yalan söyleme. Mepuş'tan öğrendim her şeyi. Kimmiş bu şanslı? Pardon. Şanssız kız. Aa, yapma Mepuş yapma. Mefuş.
Alo. Alo. Mehpuş, sen Kemal'e ne dedin? Ne demişim? Ya işte ne dedim? Bana aşık maşık diyor, kız, o kız kim falan diyor. Sen ne söyledin? Ne söyledin Kemal'e, ne söyledin? Ya ne diyeceğim? Rozet'e gösterdim sadece. Rozet'te ne yazıyor? Aşk her zaman kazanır. Tamam. Oh, tamam. Tamam, sıkıntı yok. Evet kardeşim. Ne yalan söyleyeceğini mi düşündün? Söyle bakalım. Yok kardeşim, benim şarjım bitmiş ya. Bana da mı ya? Harbi bana da mı lan? Ayıp lan sana. Söyler misin kim bu kız? Lütfen hadi dökül bakalım. Ya Kemal. Vallahi bak, uykudan yeni kalktım zaten. Kendime gelemedim kardeşim. Sen git kendine, uğraşacak başka birisini bul. Hem senin moralin de bayağı düzelmiş böyle. Dalga geçecek birilerini aradığına göre. Vallahi bilmiyorum kardeşim. Son zamanlarda bu müzikler, şarkılar falan filan benden kaçmaz. Biliyorsun. Bir de mehpuş görmüş yani, anladın mı? Mehpuş görmüşse kesin bir şey vardır. Yok yok, hiç öyle bir şey yok. Aşk falan hiç tahmin ettiğin gibi bir şey yok. Hem zaten olsa ilk önce sen öğrenirsin kardeşim. Öğrenmez misin? İlk sen öğrenirsin. Hayır, hadi öyle olsun. Öyle olsun bakalım. Neredesin sen? Evdeyim. Hemen çık gel bak, burası basın mensuplarıyla dolu. Çok kalabalık. Yaz da gelecek birazdan. Röportaj vereceğiz. Tamam, çıkıyorum. Geliyorum birazdan. Bunu çıkarttın yani. Bir dakika ya. Yaz nasıl gelsin ki? Yaz en son cezalıydı. Yaz nasıl çıkacak evden? Günaydın. Günaydın, günaydın. Yaz Hanım, kahvaltı hazır olmadan asla aşağı inmez. İki kişisiniz, hala bana laf sokuyorsun boş boş. Çekil. Bir şey soracağım, sen bunlardan hangisi annemin çayı? Daha koymadım çayı, farkındaysan. Ne oldu? Niye soruyorsun? Sakinleştirici koyacağım içine. Dün gece görmen lazım. Pamuk kimiyle. Bugünü zehir etmesine izin veremem. Atacağım bir tane mis. Sana inanmıyorum ya. Vallahi pes yani. Hain evlat. Sen hiç korkmuyor musun ya bu kadına hık diye bir şey olur diye? Bu haplar öyle kafasına göre verilir mi hiç insana? Gider mi kız? Yazıklar olsun sana. Aman be, sen de. Ne dedik sanki? Uyusun dedik, ölsün mü dedik? Bana kendimi suçlu hissettiriyorsun. Hayır, sebebi olacaksın kadının. Ben sana söyleyeyim. Yaptıklarında kadını öldüremedin. Ne oldu şimdi? Sıra bunlara mı geldi, haplar falan? Abartma ya. O zaman şey yapayım. Papatya çayı yapayım. O da bir nevi sakinleştirici. Ya sen ablamın acaba bizim kendi çayımız dışında başka bir çay içtiğini gördün mü hayatında? Görmedim. O zaman çayın içine papatya atayım. O da bir yöntem. Bana bak, sen neyin peşindesin? Kadıncağız zaten sana olan sinirinden kahvaltıya bile inmedi daha ya. Sus artık, fazla konuşma, kalbini kıracağım. Bana sinirli değil o. Değil, anlamıyor musun? Biz dün gece birbirimize sarılıp uyuduk geçti, affettik birbirimizi. Dün geceydi ama o işte, anladın mı? Gün doğdu, yeni bir gün başladı, rüya bitti. Çekiş beni uğraştırma, kadın kahvaltı bekliyor. Bana bak. Kadıncağız. Ablacığım. Falan filan, ne oluyor? Senin bir dilin değişti ha. Sen taraf mı değiştiriyorsun? Hiç bakma bana öyle belik belik. Yemin ediyorum ikimiz de yakarım bir müşol. Duydun mu beni? Ne? Ben eve hapis mi kalacağım bütün gün ya? Değil ona. Sadık. Evladım, Türkçe anlamıyorsan İngilizce söyleyeyim. She called me to her house. Yasak. Lazca mı konuşayım? Onu bilmiyorum. Sadece fındık ve hamsi var. Aa, Neriman Hanımcığım, niye hoş geldiniz. Dikmişsiniz bu zebaneyi kapıya. İçeri almıyor beni. Aşk olsun, cehennem mi burası? Yine zeki bir espri, yine yaz. Hanım abla, Emine teyzem kimse içeri alma dedi. Evladım, çeşk olma. Siz niye gelmişsiniz Neriman Hanımcığım? Ben çağırdım Gülbeyaz. Buyurun Neriman Hanımcığım. Buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gülbeyaz. Hadi kızım bize kahve yap da içelim. Anne, ben kahve yapmayı bilmiyorum ki. Çok güzel yaparsın yavrum sen kahveyi. Hadi çocuğum. Yapabildiğin kadar.
Buyurun. Ay niye çağırdı ki? Dur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.